Haberi Merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'ta mevkidaşı ile bir araya geldi. İki lider yaptıkları görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed devlet teröristirmiş bir teröristtir diyerek Suriye'de Esed'le yürümenin mümkün olmadığını söyledi. Ya Suriye ile ilgili olan konu ise Suriye'de bir defa Esed'le yürümek kesinlikle mümkün değil. Niçin? 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye'nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız? Suriye'nin halkı böyle birisini başında görmek ister mi? Çünkü Beşer bir defa Esed kesinlikle açık ve net söylüyorum. Devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir. Böyle birisine biz kalkıp da bu işi o götürebilir diyemeyiz. Dersek o 1 milyona yakın öldürülmüş olan Suriyeli'ye haksızlık yapmış oluruz. O insanlara haksızlık yapmış oluruz. Biz böyle bir şeyi Türkiye olarak tanıyamayız. Nitekim şu anda da işte Suriye'de bakın hala kan gövdeyi götürüyor. İdlib ortada. Afrin ortada. Bütün geliyorsunuz her tarafta Deyrüzur ortada. Kuzey Suriye tamamen bir terör koridoru olarak adeta teslim edilmiş vaziyette. Böyle bir durum söz konusu. Peki niçin orada şu anda koalisyon güçleri var? Niçin orada Rusya var? Niçin orada biz varız? Bütün sebebi Suriye'de huzur yok. Ve Esed'le de bu huzur oraya gelmez. Huzurun çekilmesi lazım. Ve Astana'da başlattığımız bizim bir sürecimiz var. Aynı şey Cenevre ile de adeta bir mütemmim cüz durumundadır. Ve buradan çıkacak olan kararla Suriye halkı kendi geleceğine yönelik kararını vermelidir diyoruz. Bakışımız bu. Teşekkür ediyoruz. Başbakan Binali Yıldırım da Suudi Arabistan'a yaptığı resmi ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını cevapladı. 15 Temmuz darbesinin bastırılması için mücadele veren sivil vatandaşlara hukuki koruma getirilmesi üzerinden yürütülen tartışmalara değinen Yıldırım, darbeye karşı koyan insanlarımızı korumak bizim boynumuzun borcu dedi. Ziyaretinin detayları hakkında bilgilendirmede bulunan Yıldırım, ziyaret sırasında ikili ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların daha da arttırılması konusunun ele alınacağını söyledi. Başbakan Yıldırım burada basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz darbesinin bastırılması için mücadele eden sivil vatandaşlara hukuki koruma getirilmesi üzerinden yürütülen tartışmalara da değinerek, darbeye karşı koyan insanlarımızı korumak bizim boynumuzun borcu dedi. Ülkemizde bir 15 Temmuz darbesi olmuştur. 16 Temmuz günü de darbe ve akabinde darbe girişimi ve akabindeki terör olayları bastırılarak milli irade hakim hale gelmiştir. Ben şunu sormak istiyorum. Bu görüşleri ifade edenler, özellikle ana muhalefet partisi darbeye karşı mıdır, değil midir? Darbe zamanı millet sokağa çıkmış, resmi görevlisi olan olmayan ülkesine, bayrağına, vatanına sahip çıkan herkes bu darbeye karşı koymuştur. Dolayısıyla darbeye karşı koyan vatandaşlarımızın kanuni koruma altına alınmasından daha doğru bir şey yoktur. Buna karşı çıkmak demek, vatandaşlarımıza niye bu darbeye karşı çıktınız demektir. Yani biz darbecilerin yanında mı olacağız, yoksa darbeye karşı koyanların yanında mı olacağız? Bunu bir anlamamız lazım. Cumhuriyet Halk Partisi belli ki darbe konusunda kafa karışıklığı devam ediyor. Başından beri bu darbeye
teşebbüsüne bir türlü inanmamıştı ve aynı tutumunu belli ki sürdürüyor. Ana Muhalefet Partisi böyle davranmakla şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor, gazilerimizin ve hayatını bu yönde veren kardeşlerimizi fevkalade rahatsız ediyor, yakınlarını rahatsız ediyor. Bu tutum ve davranış asla kabul edilemez. Başbakan Yıldırım daha sonra Suudi Arabistan'a hareket etti. Başbakan Binali Yıldırım, Riyad'da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'le bir araya geldi. Yıldırım, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'la görüşmesinin ardından, Veliaht Prens, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud'la da görüştü. Yapılan ve yapılacak olan görüşmelerde Suudi Arabistan'la ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselelerin de ele alınacağı belirtildi. Şanlıurfa'da eşi ve 3 çocuğunu evde ekmek bıçağıyla rehin alan işsiz 41 yaşındaki Mustafa T. polisin yaklaşık 2 saatlik çabası sonrasında teslim oldu. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen işsiz 41 yaşındaki Mustafa T. Eyüp Nebi mahallesindeki evinde mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla adları öğrenilmeyen eşi ve 3 çocuğunu bir odaya kilitledi. Evin çatısına çıkıp elindeki bıçakla tehditler savuran Mustafa T'yi gören komşularının haber vermesiyle olay yerine aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polislerin 2 saatlik çabasıyla Mustafa T. çocuklarına zarar vermeden ikna olup elindeki bıçağı indirerek polislere teslim oldu. Savcım bu iyi bir olayın ardından bir odada 2 saat kilitli bulunan Mustafa T'nin eşi ve 3 çocuğu sağlık görevlilerince muayene edildi. Mustafa T ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şanlıurfa'da 6 ay önce hastanedeki bir yakını ziyaret etmek için markette alışveriş yaparken uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden 4 çocuk babası 38 yaşındaki Hasan Aykın'ın firari cinayet şüphelisi Harran'da bir minibüste yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. ...26 Haziran'da Adıyaman'dan Şanlıurfa'ya bayram ziyaretine gelen Hasan Aykın... ...hastanede tedavi gören bir yakınını ziyarete gitmek için markette su ve kolonya aldıktan sonra... ...plakası belirsiz otomobilden tabancayla açılan ateş sonucu öldürüldü. Cinayetle ilgili çalışma başlatan Asay Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri... ...olayın 23 Aralık 2010'da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayetle başlayan kan davasından kaynaklandığı bilgisine ulaştı. Soruşturmayı derinleştiren polis öldürülen Hasan Aykin'in babası Aziz Aykin'in 2010 yılında portakal toplamak için mevsimlik olarak gittikleri Antalya'nın Finike ilçesinde tartıştığı kızı Devran'ın eşi olan Mehmet Geçgel ve onun kardeşi Mahmut'a tabancayla ateş açtığını belirledi. Yaralanan iki kardeşten Mehmet Geçgel yaşamını yitirirken Aziz Aykin tutuklandı. Bu olay üzerine akraba olan Aykin ile Geçgel aileleri arasında başlayan husumetin kan davasına dönüşmemesi için ailenin ileri gelenleri toplandı. Aile meclisinin kararıyla Aykin ailesi tarafından Geçgel ailesine 200 bin lira kan parası verildi. Devran ise öldürülen eşi Mehmet'in kardeşi Mahmut'la evlendirildi. Ancak bu anlaşmaya uymayan Mustafa Geçgel Hasan Aykın'ı öldürerek kayıplara karıştı. Polisin çalışması sonucu firari cinayet şüphelisi Mustafa Geçgel Harran'da yolcu minibüsünde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Geçgel sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
2017 yılını ardımızda bırakmaya sayılı gün kala Kanal Urfa mikrofonlarına konuşan Şanlıurfalı vatandaşlar 2017'nin en önemli olayını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan çıkan Kudüs kararı olarak gösterdi. Kimi vatandaşlarsa Balıklı Göl'de başlatılan altyapı revizyon çalışmalarının bu denli uzun sürmesini yılın en önemli olayı olarak değerlendirdi. 2017'de yapılan en büyük gelişme benim için taşeronlara kadro olayı. En önemlisi daha doğrusu Kudüs'ün tekrardan Filistinlilerin olması. 2017 olayı Filistin, Kudüs olayı, o İsrail. Birleşmiş Milletler'deki karar, Müslümanlar kazandı, Filistin'e kazandığı şey. Dergahın burasının bitmemesi, başka bir şey yok. Savaş, yani savaşların bir an bitmesini istiyoruz. Masum insanların, çoluk çocuğun ölmesini istemiyoruz. Ya unutamadığım en büyük olay bu dünyada olan, yaşanan savaşlardır. Başka bir şey değil. Şanlıurfa'da 9 yaşındaki çocuğun sürdüğü bisiklete otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza geçen Ekim ayında İpek Yolu mahallesinde bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil yokuş aşağı gelen 9 yaşındaki çocuğun sürdüğü bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan bisikletle otomobilin üzerinde iki takla atan çocuk yere düştü. Hemen toparlanarak ayağa kalkan çocuk sendeleyerek yol kenarına geçti. Kaza nedeniyle vücuduna cam parçaları saplanan çocuğa olay yerinde toplanan vatandaşlar ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Karaköprü Belediyesi Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 81. yıl dönümünde bir anma programı düzenledi. Programda konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Milli Şair Ersoy'un bu ülke için her zaman yaşatılacak bir değer olduğunu söyledi. Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 81. ölüm yıl dönümü vesilesiyle anma programı düzenlendi. Karaköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Ahmet Aksoy, belediye meclis üyeleri, AK Parti Karaköprü Gençlik Kolları Başkanı, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Programda Karaköprü Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan İstiklal Sahnesi adlı piyes sahnelendi. Programda konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, tarihe damgasını vurmuş ve her zaman için anılan insanlar olduğunu, Mehmet Akif Ersoy'un da tarihe damga vurarak adını altın harflerle yazdığını dile getirdi. En iyi nasihat... İyi örnek olmalıdır. Bizler yaşantımızla, duruşumuzla, ilkemizle, misyonumuzla, vizyonumuzla eğer iyi örnek oluyorsak emin olun görevimizi yerine getirmiş oluruz. Ve bu konuda tarihte de insanlara iyi örnek olan dik duruşuyla, düşüncesiyle, misyonuyla ve insanlara yön veren düşünceleriyle tarihe ismini yazdırmış olan bireyler vardır. Ve bunlardan biri Mehmet Akif Ersoy'dur. Bize düşen nedir? Bunları unutmadığımız gibi unutturmamaktır. Bu şahsiyetler gerçekten tarihin zor dönemlerinde bedenini taşın altına koyarak mücadele vermiş ve asının nesli olan gençliği doğru yönlendirmek için onları bu savaşa koymak için, bu savaşta onları daha verimli bir şekilde doğruyu anlatıp onları yönlendirmek için ne yapmışlar? İşte İstiklal Marşı'nı yazmışlar. Tabi bu İstiklal Marşı'nı yazarken şunu söylemişler. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmayı nasip etmesin demişler. Allah gerçekten nasip etmesin inşallah. Programda Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mahmut Öztürk, Mehmet Akif'in hayatı, eserleri ve kişiliğiyle ilgili bir sunum ve konferans verdi. Vefat ettiği zaman
böyle haberlerde çıkmadığı, gazeteler söylemediği, televizyon işlemediği, radyo konuşmadığı, dostları duydular, Beyazıt Camii'ni hemen kaldırdılar. Üniversite öğrencileri hemen bunu duydu, koştular oraya sabah. Bir baktılar burada bir tabut, üstünde bayrak yok, örgü yok, bir şey yok. Dediler herhalde bu bir gariban'ın tabutu. Akifiki daha gelecek. Sonra anladılar ki hayır bu İstiklal Marşımızın şairi, bu Mehmet Akif'in tabutu. Programın ardından Başkan Baydilli ve davetliler programda emeği geçen öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İmam Hatip okullar arasında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenledi. Siverek Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu'nun organizasyonunda ilçenin Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda yapılan yarışmaya Siverek ve Hilvan ilçelerindeki İmam Hatip Liselerinden 33 öğrenci katıldı. Kızlar ve erkekler arasında güzel Kur'an okumanın yanı sıra erkek öğrenciler arasında ezan okuma yarışması yapıldı. 3 kategoride yarışan öğrenciler jüri üyelerine ve salondakilere Kur'an-ı Kerim ziyafeti sundu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Ali Gedikli yarışmayla ilgili bilgiler aktardı. Bu yarışmamızın organizasyonu Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu üstlendi. Biz onlara sadece yer olarak burayı tahsis ettik. Bu yarışma Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün her yıl düzenlemiş olduğu ortaokullar arası Kur'an-ı Kerim güzel okuma ve ezanı güzel okuma yarışmasının organizasyonudur. Yarışmanın koordinatörü olan Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu bugün saat 9.30'da başlattı. Bu yarışmaya genç Sadak Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışmasında erkek öğrenciler Kur'an-ı Kerim alanında önerilerini sergilediler. Siverek ve Hilvan toplam 11 okul bu yarışmaya katıldı. Genç Nida kız öğrenciler arası Kur'an-ı Kerim yarışmasında da yine 11 okulumuz burada yarıştı. Kızlarımız o güzel seslerine Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i burada bize dinlettiler. Gerçekten de muazzam sesler dinledik. Bunun yanında da erkek öğrencilerimiz genç Bilal'ler, yani Peygamberimizin güzide sahabesi olan Bilal Habeşi ismini taşıyan, ilk ezanı okuyan sahabenin ismini taşıyan genç Bilal'ler ezan okuma yarışmasında önerilerini sergilediler. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı tarafından yapılacak olan 30 dönümlük trafik eğitim parkının protokolü imzalandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, trafik eğitimi için önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kent Ulaşım Projesi kapsamında GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile ortaklaşa olarak trafik eğitim parkı yapacak. Seyrantepe Mahallesi'nde 30 dönümlük alanda yapılacak olan trafik eğitim parkının protokolü düzenlenen törenle imzalandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil hazırlanan protokolü imzaladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, genç bir nüfusa sahip olan Şanlıurfa'da trafik eğitiminin erken yaşlarda öğrenilmesi için GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile birlikte Seyrantepe Mahallesi'nde 30 dönümlük alanda trafik eğitim parkı yapacaklarını belirtti. Şimdi Ulaşım Daire Başkanlığımızla birlikte trafik eğitim parkı Şanlıurfa'da 30.000 metrekare alan üzerinde 10.000 metrekare pistten oluşabilecek her türlü trafik kuralının eğitiminin verilebileceği bir şekilde bir tasarlandı, projelendirildi. Projenin ihale kısmına geçti, ihale onayını da verdik. 2018'de bitecek, açılabilecek bir proje. Bu projenin eğitim tarafı da var. Yani Türkiye'nin en gençliğiyiz. 670 bin öğrencimiz var. Bu gençlerin trafik kurallarını öğrenmesi gerekiyor. Bunu öğrenirken de sadece bulvarlarda, yollarda, şehir içinde siz trafik kurallarını öğrenmeniz geç zaman alıyor. Erken alabilmeniz için eğitim kuruluşlarıyla da inşallah bunun protokolünü yapacağız projeyi tamamlandıktan sonra. İnanıyorum ki trafik kurallarını öğrenmesinde, üretilmesinde çok önemli bir fonksiyon verecek bu proje. Ben GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Destek veriliyor. Büyükşehir olarak biz de kaynakları birleştiriyoruz.
inşallah 2018'de, 2019'da da her iki kurumu güzel projeler hayata geçireceğini düşünüyorum ben. Burada başkanımıza teşekkür ediyorum. Şu an ufamıza hayırlı uğurlu olsun. Her şey insan için, bu da insan için bir proje. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ise projenin Şanlıurfalılar için hayırlı olmasını diledi. Trafik Eğitim Parkı projesi kapsamında 30 dönümlük alanda 14 dönüm eğitim pisti, yeşil alanlar, deneyimli trafik eğitmenleri tarafından ilkokul ve anaokulu öğrencilerine akülü araçlar kullanarak eğitimler verilecek. İçerisinde 3 adet bina, açık hava dersliği, üst geçit, otobüs durakları, çocuk oyun parkı ve bir yonca kavşağının bulunduğu minyatür bir şehrin canlandırıldığı proje kısa sürede tamamlanacak. Şanlıurfa'da evinin bahçe duvarını örerken akrebin soktuğu bir vatandaş hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şeyh Çoban Kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Evinin bahçe duvarını ören Mehmetçe yaz ayında getirip dizdiği briketi kaldırdığında altından akrep çıktı. Akrebin sol ayak parmağından soktuğu Mehmetçe otomobille Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binası'na götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan vatandaş ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Mehmetçe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 3 çocuğu engelli olan yar ailesini ziyaret etti. Başkan Demirkol, aileye çocuklar için ihtiyaç duyulan tam donanımlı tekerlekli sandalye hediye etti. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol 3 Aralık Engelliler Günü'nde ziyaret ettiği 3 çocuğu engelli olan yar ailesinin tam donanımlı tekerlekli sandalye isteğine duyarsız kalmayarak teminini sağlattı. Başkan Demirkol beraberinde Haliliye Belediyesi Engelliler Komisyonu üyeleri Ali Doğan ve Halil Ateş, Zihinsel Engelliler Dernek Başkanı Bedir Satoğlu ve AK Parti, Haliliye İlçe Başkan Yardımcısı Ali Kaya ile birlikte Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki ailenin yeniden ziyaretine gitti. Engelli çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Demirkol, Bedir Yar'la da görüşerek Haliliye Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Gelmiş evimize şeref vermişler. Allah razı olsun. Bizi çok mutlu ettiler. O kadar düşünceye kadar vurmamıştık. Yani devamlı bir tekerlik sanayi getirdikleri için kendinden gelen veya paralar heyetinden çok çok teşekkür ederim. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ailemizi ziyaret ettik. Bu ailede 3 engelli kardeşimiz vardı. Ve bizim Haliliye Belediyesi olarak engellilerimizin önündeki engelleri ortadan kaldırmak. Bizim gibi insanların beynindeki, zihnindeki engelleri ortadan kaldırmak. Fiziksel şartlardaki engelleri ortadan kaldırmak. Ama onun yanında engellilerimizin hayat seviyesini yükseltmek, engellilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve engelli ailelerimize güç vermek Haliliye Belediyesi olarak bizim temel anlayışımızdır. Bu ailemizdir. Allah kendilerine güç kuvvet versin. Allah yar ve yardımcıları olsun. Ailemizin hayatını kolaylaştırmak adına ve bu 3 engelli kardeşimizin hayat seviyesini, yaşam seviyesini yükseltmek adına her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Zihinsel Engelliler Dernek Başkanı Bedir Satoğlu ise Başkan Fevzi Demirkol'a duyarlılık örneğinden dolayı teşekkürlerini iletti. Ev sahibi vesilesini kendilerinden çocuklarımızın vesaire ihtiyaçlarını gidermek için bir tekerlekli, tam donanımlı tekerlekli sandalye istemişlerdi. Sağ olsunlar, tekerlekli sandalyeyi bugün Sayın Başkanımız ve Haliliye Belediyesi Engeller Komisyonu'na getirip teslim etmekle gerçekten bizleri çok sevindirmişler, aileyi onurlandırmışlardı. Bir davranışta keyfi var mı ya?
Adıyaman'da farelerin bulunduğu 2 metrekarelik bir odunlukta yaşam savaşı veren yaşlı kadının hali yürek burkuyor. Açlık ve soğukla mücadele veren yaşlı kadın yardım bekliyor. Adıyaman'da 41 yıl önce kocasını kanserden kaybeden ve ikisi kız 3 çocuğuyla birlikte fındık, kayısı, pamuk bahçelerine giderek kazandığı parayla çocuklarını evlendiren 79 yaşındaki Fatma Fincan, yaşlılık nedeniyle çalışamaz hale geldi. Bir süre evli olan çocuklarında kalan ve daha sonra çocuklarının da maddi durumlarının zayıf olmasından dolayı çocuklarından ayrılmak zorunda kalan Fatma Fincan, Karapınar Mahallesi 2778 sokakta bir evin 2 metrekarelik odunluğuna yerleşti. Sıvasız ve bir kısmı brandalarla kapatılan odunlukta yaklaşık 10 yıldır yaşam mücadelesi veren Fatma Fincan, odunlukta çoğu zaman farelerin olduğunu söyledi. Komşularının kendisine verdiği yemekle karnını doyurduğunu, komşularından yemek gelmediği zamansa aç kaldığını anlatan yaşlı kadın, kış mevsimiyle birlikte soğuyan havalarda yaşam şartlarının daha da zorlaştığını kaydetti. İşte 10 sene ben buraya oturuyorum işte, buradayım. Ben mağdur durumdayım. Benim bir işim yok yani. Her şeyi siz biliyorsun yani. Durumu kötü yani. Fakirliği bana, ben çok fakirim yani. Ben bir şey yapamıyorum. Yoğma falan yapamıyorum. Benim bir işim yok. Başka ne yapayım yani? Kocam ölmüş yani. Efendime söyleyeyim. Kocam 40 yıl oldu ölmüş yani. Koca yok. Kansere çıkmış. Ölmüş. Peki çocuklar niye bakıyor sana? Çocuklara bir şey yok. O da fakir. Yumanlar çoluk çocuğun çoluk çocuğun geçmiyorlar. Devlete valla yardım istiyorum işte. Ya baksın sen görüyorsun, siz görürsün yani. O durumu siz bakarız. Akçakale Belediyesi ekipleri tarafından Ekin Yazı Kırsal Mahallesi'nde mahalleyi ikiye ayıran sulama tahliye kanalı üzerine 11 metre uzunluğunda, 1,5 metre genişliğinde demir köprü yapıldı. Akçakale Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Ağır kış şartları bastırmadan kırsal mahallelerde yol çalışmalarını tamamlamak için mesai harcayan Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ekin Yazı Kırsal Mahallesi'nin köprü sorununu çözüme kavuşturdu. Ekin Yazı Kırsal Mahallesi'ni ikiye ayıran ve özellikle yaşlı ve çocukların mahallenin diğer yakasına geçmesini imkansız hale getiren sulama tahliye kanalının üzerine Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın talimatıyla 11 metre uzunluğunda, 1,5 metre genişliğinde demir köprü yapıldı. Mahallenin iki yakasını bir araya getiren yeni köprü sayesinde özellikle okula giden küçük çocuklar, camiye giden yaşlılar ve sağlık ocağına giden hastaların yaşadığı çile de son buldu. Ekin Yazı Kırsal Mahallesi Muhtarı İsmail Dağ, Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'a vatandaşların ihtiyaç duyduğu önemli bir hizmeti mahalleye kazandırdığı için teşekkür etti. Akçakale Belediyesi'ne müracaat ettik. Sağ olsun Akçakale Belediye Başkanımız Sayın Abdülhakim Ayhan Bey'e bizi boş çağırmadı. Tabii eskiden burada yaşlı analarımız, yaşlı amcalarımız, minik yavrularımız okula gidiyorlar, camiye gidiyorlar. Buradan geçemiyorlar. Şimdi sağ olsun, Allah razı olsun, şimdi rahatla geçiyorlar buradan. Ben de muhtar olarak ve mahallemin adına Akçakale Belediye Başkanı Sayın Abdülhakim Ayhan Bey'e teşekkür ederim. Allah razı olsun diyorum. Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan da yaptığı yazılı açıklamada göreve geldikleri günden bu yana ilçenin her bölgesine hizmet götürmek için çalıştıklarını söyledi. Başkan Ayhan, biz bu göreve vatandaşımıza hizmet etmek için talip olduk. Allah'a şükürler olsun ki imkanlarımız ölçüsünde ilçemizin her köşesinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kış bastırmadan özellikle kırsal mahallelerde yürüttüğümüz stabilize çalışmalarında sona yaklaştık dedi. Yol çalışmaları devam ederken mahallelerde ihtiyaç duyulan diğer hizmetleri vatandaşa götürme çabası içerisinde olduklarını belirten Başkan Ayhan, bu kapsamda Ekin Yazı Kırsal Mahallemizin muhtarı bize gelerek mahalleyi ikiye ayıran sulama tahliye kanalı ile ilgili sıkıntılarını aktardı.
Muhtarımızın talebi doğrultusunda kanalın üzerine köprü yapma kararı aldık. Ekinyazı kırsal mahallemizin ortasından geçen kanalın üzerine köprü yapılması için gerekli talimatları verdim. Yapımı tamamlanan 11 metre uzunluğunda 1,5 metre genişliğindeki demir köprüyü kanalın üzerine yerleştirerek vatandaşımızın mahallenin karşı yakasına daha rahat ulaşımını sağladık ifadelerini kullandı. Suriye'nin Hama kentinde muhalifler tarafından ısı güdümlü ve batarya sistemli el yapımı silah saldırısında en az 5 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Suriye'deki muhalifler ısı güdümlü SA-7 ve batarya sistemi el yapımı silahla Hama'nın doğusunda Esad rejimine ait bir savaş uçağını düşürdü. Uçaktan atlayan pilotun hayatını kaybettiği ve pilotun cesedine ulaşma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Allahu Ekber! Suriye'nin İdlib ve Hama illerine rejim güçleri tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırıların İdlib'de Temaniye, Hüveyni, Hamdaniye, Ebu Dail, Museyrife, Cercenez, El Abd, Han Şeyhun bölgeleri, Sincar beldesinde bulunan Rasmel Abid Mezret, Almahat'ta, Zeytuniye köyleriyle Hama'nın kuzeyindeki Latamne, Marlula, Cenine, Meslihiye, Latamne'ye düzenlediği kaydedildi. En az 5 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Yozgat'ta müstakil bir evde çıkan yangında yalnız yaşayan 89 yaşındaki Ayşe Çalışkan hayatını kaybetti. Yozgat Şehir Merkezi Yeni Cami Mahallesi Stadyum Sokak'ta bulunan bir müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin durumu itfaiye bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken evin giriş kısmında 89 yaşındaki Ayşe Çalışkan isimli kadının yanmış cesediyle karşılaşıldı. Yangın devam ederken olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü saptadı. Yangının söndürülmesi sonrasında olay yeri inceleme ekibi yanan evde incelemelerde bulundu. Mahalle sakinleri Ayşe Çalışkan'ın yalnız yaşadığını ve yaşlılığa bağlı olarak unutkanlık sorunu bulunduğunu söyledi. Yalnız yaşıyordu. Hasta falan mıydı? Hasta ne değildi Ayşe teyzem, yok ama biraz aklında şey vardı yani. Yaşlandıydı yani, aizmet hastalıydı. Sobada mı çıkmış? Yani? Bilmiyorum abi, ben çıktığını hiç bilmiyorum. Ben de yeni geldim daha. Bilmiyorum. Bir de işin garibi, hiç evde yok. Kimsenin göreceği bir yerde değil. Bak hepsi şey. Olay yerine gelen Ayşe Çalışkan'ın yakınları gözyaşları döktü. Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cesedi Yozgat Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesinde polisin arama noktasında dur ihtarına uymayan motosikletli takip sonrasında kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgiye göre olay Şanlıurfa Merkez Eyyubi ilçesine bağlı Divan Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler caddede durumundan şüphelendiği motosikleti durdurmak istedi. Bu sırada polisin dur ihtarına uymayan, ismi öğrenilemeyen sürücü yaklaşık 1 kilometre uzaklaştıktan sonra takip sonucu kıskıvrak yakalandı. Kimlik kontrolünden geçirilen sürücünün kaçma nedeninin ise motosikletinin trafikten men edilmesi olduğu öğrenildi. Motosiklete el konulurken sürücü ise serbest bırakıldı. Bakın ben de söylüyorum ki devletimizin ilgili merci savcıları var, ilgili kurumları var. Bir de şikayette bulunursanız sen bunu devlete mi? Devlete mi?
terörler isen zaten motorun mu yandı? Motorun adam gibi getmedi onlar da. Ha getirdiler de. Şu anda sana bir yerden de. Adam yasak da ben de. Oradan pazarı, pazar yeri orası. Şirket yakala. Yandarma. Gaziantep'te Suriyeli iş adamının ikinci eşi ile oğlunu boğazını keserek öldürdükleri iddia edilen 5 kişinin yargılandığı davada sanıklara ceza yağdı. 5 sanığa toplamda 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 66 yıl hapis cezası verildi. Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tasarlayarak öldürmek, çocuğu kasten öldürmek, konut dokunulmazlığını ihlal etmek ve cinayete azmettirmek suçlarından ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılaması yapılan Suriyeli iş adamının ilk eşi Kaan Bakır, kardeşi Masuat Ali, şoförü Hani Rajab ve tetikçi oldukları iddia edilen Mesut Şehu ve Muhammed Taruf için mahkeme karar verdi. Yargılama sonunda sanıklardan iş adamı İmad Edin Ali'nin kardeşi ve maktul Muhammed'in öz amcası olan Masud Ali ile tetikçi olduğu ileri sürülen Muhammed Aruf'un tasarlayarak adam öldürme ve tasarlayarak çocuğu öldürme suçlarından ve olaydan sonraki yargılama sürecindeki davranışları da göz önünde bulundurularak cezalarında indirime yer olmadığı belirtilerek ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. İş adamı İmad Edin Ali'nin ilk eşi Kaan Bakır'a ise tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme ve tasarlayarak çocuğu öldürmeye azmettirme suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Olayda tetikçi olduğu ileri sürülen diğer tutuklu sanık Mesut Şehu'ya yargılama sonunda tasarlayarak adam öldürme suçundan 20 yıl, tasarlayarak çocuğu öldürme suçundan da 20 yıl olmak üzere toplamda 40 yıl hapis cezası verildi. İş adamı İmad Edin Ali'nin şoförü Hani Rajab ise yargılama sonunda tasarlayarak adam öldürme suçundan 13 yıl 4 ay, tasarlayarak çocuğu öldürme suçundan 13 yıl 4 ay olmak üzere toplamda 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 17 Mayıs 2016 tarihinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Akkent mahallesinde bir apartmanın 5. katında Suriyeli anne Gıhada Sekos ve 11 yaşındaki oğlu Muhammed Noor bıçaklanarak ve boğazları kesilerek öldürüldü. Polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırma sonucu ulaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde teşhis edilen ve aileyle yakın akraba oldukları ileri sürülen 5 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa'da boşandı ve aynı evde yaşadığı eski kocasını kendisini dövdüğü iddiasıyla 35 yerinden bıçaklayan kadın 2 saat sonra polis arayıp teslim oldu. Olay Beyoğlu Kasımpaşa Kemer Hatun Mahallesi Aynalı Çeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre metruk bir binadaki dairede eşiyle yaşayan 31 yaşındaki Çiğdem K, bir süredir 34 yaşındaki Salih Yiğiter'le kavga ediyordu. Mahallelinin kavga seslerine alıştığı çift bir süre sonra boşandı. Ancak bir erkek çocuğu olan çift aynı evde kadının annesi ve babasıyla yaşamaya devam etti. Çift bu süre içerisinde yine birçok kez kavga etti. Dün gece çift yine kavga etmeye başlayınca Yiğiter Çiğdem K'yı dövmeye başladı. Kavga sürdüğü esnada kocasının elinden kurtulan Çiğdem K mutfaktan eline aldığı bıçakla kocasını kendi annesi ve babasının gözü önünde bıçaklayarak yaraladı. 35 yerinden bıçaklandığı öğrenilen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Kadın olaydan 2 saat sonra polisi arayarak kocamı öldürdüm dedi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri teslim olan kadını gözaltına alarak Kasımpaşa Polis Merkezi'ne götürdü. Kadının yanı sıra babası Metin K da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yiğiter'in cenazesi ise olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin adli tıp kurumuna sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan dün gece gözaltına alınarak Kasımpaşa Polis Merkezi'ne götürülen katil zanlısı kadınla babası üzerlerinde çelik yelekle karakoldan çıkartıldı. Zırhlı polis aracına bindirilen kadın ve babası işlemlerinin tamamlanması için Taksim Polis Merkezi'ne sevk edildi. Çiğdem K karakol çıkışında gazetecilerin pişman mısınız sorusuna küfürle karşılık verdi. Pişman mısınız? Çekme, çekme, çekme. Adana'nın Kozan ilçesinde hareket halindeki servis aracından yola düşen liseli kız öğrenci yaralandı. Kızım,
Edinilen bilgiye göre olay Kozan Kadirli Karayolu üzerinde meydana geldi. Kozan ilçesinde bir lisede eğitim gören kız öğrenci B.Ö. okul sonrası ilçeye bağlı Pekmezci mahallesindeki evine servis minibüsüyle yola çıktı. Mehmet Ç. yönetimindeki 80 LU 396 plakalı servis minibüsünde bulunan liseli kız öğrenci B.Ö. bilinmeyen bir sebeple hareket halindeki aracın kapısından yola düştü. Araç sürücüsü Mehmet Ç. minibüsü durdurarak hemen ilk yardım ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı öğrenciye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırdı. Öte yandan minibüs sürücüsü Mehmet Ç. ise polis ekiplerine aracın kapılarının kapalı olduğunu, minibüsün hareket halindeyken öğrencinin birden aracın kapısından sebebi bilinmeyen bir şekilde düştüğünü, ancak öğrencinin nasıl yola düştüğünü fark etmediğini ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren Sarı Yeşilli ekip Şanlıurfa Spor, İkinci yarıya günde çift idman yaparak hazırlanıyor. Ligde şampiyonluğu hedefleyen Şanlıurfa Spor ikinci yarıya GAP Vadisi tesislerinde yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Teknik direktör Ali Tandoğan yönetiminde çalışmalarını sürdüren Sarı Yeşilliler bugünkü antrenmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık koşusu yaptı. Gel bakalım şimdi. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren idman dar alanda taktiksel şut çalışmalarıyla sona erdi. Sarı Yeşilli takım akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizi noktalayalım sevgili izleyenler. Yeniden birlikte olmak dileğiyle bizi izleyin, haberiniz olsun.